Yatırımcı Rehberi Halka Arz özel programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Rahim Ak. Efendim bu sene Borsa İstanbul'da 25 halka arz yapıldı. 26. halka arz Koroplast halka arzı olacak. Toplamda 11 milyar 391 milyon liraya ulaştı halka arzın büyüklüğü bu yıl için. Koroplast halka arzında da beklenen halka arz büyüklüğü 367 milyon lira olacak. Bu halka arza ilişkin merak ettiğiniz her şeyi en yetkili ağızdan alacağız. Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Efendim biz tüketici olarak markanızı çok iyi biliyoruz esasen. Her birimiz dokunmuşuzdur en azından. Ama yeni bir süreçtesiniz. Halka arza karar verdiniz. Şu çok önemli. Bizim bu programlarda biz sürekli şunu altını çizmeye çalışıyoruz. Özellikle ISO 500, ISO 1000 içerisinde bulunan şirketler Borsa İstanbul'da neden işlem görmez, neden halka açık olmaz diye çok merak ediyorduk. Şimdi 164. sıradasınız. ISO 500'den bir büyük şirket Borsa İstanbul'a geliyor. Önce isterseniz dediğim gibi biz markanızı biliyoruz ama şirketin halka arza kadar olan hikayesi nedir? Onu sizden kısaca dinleyelim. Daha sonra yatırımcıların, izleyenlerin merak ettiği diğer konularla devam edeceğiz efendim. Şimdi öncelikle ISO 500'de 164. sırada olan Korozo Grup, aslında Korozo Grup bir holding gibi düşünürsek evet, bir şirketler topluluğu. Hı. Koroplast, Korozo Grup 6'da bir tüketici şirketi. Üretim yapan, satış yapan ve pazarlama faaliyetleri yapan bir yapı. Tabii bu şu demek, aslında dediğiniz çok doğru. Bu bir kurumsal yapı ve bir kurumsal duruş. Biz kurumsallaşma çalışmalarını 2007'de başladık ve 2010 yılında bitirdik. Şimdi o yapı, o zihniyet Koroplast'ın bünyesinde var. Aslında bir büyük geliyor. Hakikaten bir büyük geliyor. Her ne kadar arz edeceğimiz yapı finansal olarak... O büyük şirketin altında ama evet, tabii yani o sonuçta ISO 500 içerisinde bir şirketten, bir yapıdan bahsediyoruz. Aynen öyle. Evet. Yani kurumsal yapı, şeffaflık, raporlanabilirlik, izlenebilirlik, prosedürler, standartlar, bunların hepsi Koroplast'ta var. Hı hı. Koroplast şöyle doğuyor. 70'li yılların başlarında Korozo Grup ambalaj üretimine başlıyor. Ve tabii o dönemde de torbalar yapıyor. Ve bunlar daha çok ev dışı tüketimde işte fabrikaların ihtiyaçları, kafelerin, otellerin, restoranların ihtiyaçları için. Daha sonra 81 yılına gelindiğinde deniliyor ki hani biz bunu tüketici için yapalım. Tüketici için yapalım dediklerinde üzerine marka basıyorlar ve Koroplast ortaya çıkıyor. Yani Koroplast'ın 40 yılı aşkın bir serüveni var. Bu serüvenin 20 yılına ben şahitlik ettim. Bizzat Koroplast bünyesindeydim. Tabii hemen çıktınız, bir şeyi satamıyorsunuz. Önce insanlarda bir talep yaratmanız gerekiyor. O dönemde başlıyor pazarlama yatırımları, o dönemde başlıyor tüketiciyle ilk iletişimler, işte neler yapılıyor? Çevre Bakanlığı ile birlikte çöpler çöp torbasına, işte temiz çevre, sağlıklı toplum projesi temalı, hı hı, çizgi filmler, televizyonda, hı, kamu spotları dönüyor. Evet, okullarda eğitimler yapılıyor, tiyatrolar kuruluyor ve bunları hepsinde sonuçta artık böyle 90'lı yıllara geldiğimizde bir talep oluşuyor. Bir kategori yeşermeye başlıyor. Bunu şunun için anlatıyorum. Koroplast markası bu kategorinin jenerik adı. Tüketicinin hani %100'ünün bildiği, %90'ının çöp torbası, buzdolabı poşeti, pişirme kağıdı denildiğinde akla ilk gelen marka, ama bu kolay olmuyor. Böyle bir yatırımın arkasından geliyor. Kategoriyi kurmuş olması çok değerli bence. Sonra ilkleri yapmaya devam ediyor. İşte Türkiye'nin ilk kilitli poşeti, Türkiye'nin ilk pişirme torbası, mikrodalga fırın torbası, ardından pişirme kağıtları falan. Şu anda 100'ü aşkın ürünü var, aktif, perakende de satılan. Koroplast markası adı altında üretilen, yani halka açılacak olan Koroplast'ın markasıyla 100'ü aşkın farklı ürün üretiliyor diyorsunuz. Üretiliyor ve satılıyor. Bulunduğu her kategoride, biz kategoriyi 4'e bölüyoruz. Saklama grubu ürünlerimiz var. Atık torbası ürünlerimiz var. Atık torbalarımız var. Pişirme yardımcılarımız var ve temizlik yardımcılarımız var. Temizlik yardımcılarımız en son girdiğimiz kategori olmakla beraber orada da çok pozitif cevaplar alıyoruz. Bu kategorilerin hepsinde %50'ye yakın pazar payımız var. Discount marketler hariç. AC Nielsen panel, perakende paneli raporuna göre. Bu da aylık yayınlanır. Kasa çıkışlarından marketlerin alınır. Bunun karşısında hani bu pazar payını oluşturmak için, tüketiciyle bağ kurmak için çok fazla Ar-Ge yatırımı yapmanız gerekiyor. İnovasyonun içinde olmanız gerekiyor. Biz yıllar bazında baktığınızda hani ilkleri yaparken tüketiciye de hep danışmışız. Yani beklentin nedir? Nasıl mutfağa girip deneyimlemişizdir. Hani marketing işini de biraz profesyonel yapıyoruz. 360 derece pazarlama yaparken ilk fokus gruplarla bu işe başlıyoruz. Tüketiciye sorarak başlıyoruz. Ve her yıl 1-2 tane yeni ürün çıkarıyoruz. İşte kilometre taşları, ilk çöp torbası, ilk buzdolabı poşeti, ilk pişirme kağıdı. Yani böyle gelen bir serüvenimiz var. Ürünler neredeyse sizin markanızda anılıyor artık. Aynen yani öyle. Bazı alanlarda öyle. Tabii bunlar olurken 2017 yılında Koroplast'ı bağımsız bir yapıya kavuşturduk. Üretimden satışa kadar, işte tedarik süreçlerine kadar, satın alma süreçlerine kadar bunların hepsini kurumsal bir yapı içerisinde benim gibi profesyonellerin yönettiği bir yapıya 20 kavuşturduk. 20 yıldır şirkettesiniz. Evet, 20 yıldır şirketteyim. Hangi alanda başladınız işe? Ben satış ve pazarlama kısmında başladım. Satış ve pazarlama direktörlüğü yapıyordum. Ama bizim işimiz gereği böyle üretimle de çok bağlantılı bir yapı içerisinde yetiştim, büyüdüm. Tabii bir de Korozo öncesi var benim hayatımda. Hem Koç grubunda hem Sabancı grubunda 10 yıla yakın bir meslek hayatım oldu. 30 yıla yaklaşan bir serüvenim var hızlı tüketim ürünleri kategorisinde. Türkiye'de birçok perakendeciyle birlikte büyüdük. Birçok perakendecide bu reyonları birlikte kurduk. Ulusal zincir marketlerde hani bu işi birlikte yaptık. Hani kurumsal yapımızı da oluşturup tedarik, üretim, satış nosyonlarını hepsini bir araya getirdiğimiz hakikaten çok entegre bir tesisimiz var. Yani bir tarafında ham madde deposunda, bir tarafında 25 bin metrekare kapalı alanda 16 bin ton yıllık işleme kapasitesi olan ekstrüder yatırımı, yine hani sarma kapasitesi dediğimiz 3 bin tona yakın kapasiteyle 18 bin ton yıllık kapasitesi olan bir tesis burası. Evet. Hemen yanında modern bir depo lojistik üssümüz var ki yani siparişler alınır, irsaliyeler basılır, direkt orada otomatik dar koridor VNA'ler gider ürünü sevkiyat tarafına getirir. Bu kadar da entegre bir tesiste maliyet optimizasyonunu sağladık. Evet. Bir taraftan da şimdi ürettiğiniz ürünler bir emtia değil mi? Evet. Dolayısıyla dünya pazarlarındaki durum sizi direkt etkiliyor. Dünyada son dönemde işte yükselen bir enflasyon var, hatta resesyon tartışmaları var. Türkiye'de de benzer tartışmalar var ekonomiye yönelik. Şimdi sizden değerli yatırımcılar için, değerli izleyenler için sektörün durumu bu anlamda nedir Türkiye'de ve şirketinizin bu anlamda yani global ekonomiden etkilenme durumu, yani avantajları nelerdir ve dezavantajları nelerdir? Onları alabilir miyiz? Şimdi Koroplast'ın bulunduğu kategori doymamış bir kategori. Hane penetrasyonlarına baktığımızda en yüksek hane penetrasyonu %50'lerde kategorilerimiz içerisinde geçişkenlikler var. Bugün OECD ülkelerine bakıyoruz, Avrupa'ya bakıyoruz, oradan bir takım panel datalara bakıyoruz. %90'lara yaklaşan, 80'in üzerinde hane penetrasyonları var. Alım sıklıkları, biz hızlı tüketimde ölçeriz, frekans deriz onları. Alım frekanslarına baktığımızda hani Türkiye'de henüz bir yılda 3 paket çöp torbası alınırken bu oran işte Almanya'ya giderseniz 8-9 pakete çıkıyor. Bizim paketlerimiz 15 adet içinde barındırırken orada 30'lu 40'lı paketler var. Amerika'ya gittiğinizde hani bu iş kiloyla satılıyor. Her birinin içerisinde 60-70 ürün var ve yılda 6-7 paket alınıyor. Biraz da hani Türkiye, küçük Amerika diyoruz. Tüketim alışkanlıklarımız benzeşiyor. Toplu alışverişi ve mutfakta pişirmeyi ve vakit geçirmeyi seviyoruz. Bütün bunlara baktığımızda hani hem frekanslar açısından hem hane penetrasyonu hem tüketim alışkanlıkları açısından pazarda ciddi bir büyüme potansiyeli var. Ama bir taraftan maliyetler açısından düşünüldüğünde yani dünyanın şimdi emtia fiyatları yükseldi, belirgin bir yere geldi özellikle pandeminin ardından. Bunların etkisi oldu mu şirketinize, üretiminize? Şimdi bu bizim ham maddemizi oluşturan hani petrol türevi bir ham madde kullanıyoruz. Evet. Ama petrokimya endüstrisi böyle petrolle hem bağlıdır hem de böyle %100 bağımlı değildir. Bazen petrol yukarı giderken bizim ham madde fiyatlarımız aşağıya gidebilir ya da petrol aşağıya giderken bu yukarı gider. Arz talep üzerine kurulu bir farklı bir endüstri aslında. Hani ilk o rezerv aşamasından çalışmaya başladıktan sonra etilen tarafı farklı bir yapıda ve arz taleple oluşuyor. Aslında 2008, 2018 ve hani bu süreçlerde dünyadaki global krizlerdekinden farklı bir şey olmadı. O dönemlerde de belli artışlar oldu. Sonra hani o artışlar durağanlaştı. Fiyat artışları yani maliyet artışlarından bahsediyoruz. Maliyet artışları daha sonra minimize edildi ve hani bunun için alternatifler geliştirdik. Benzer durumları yaşadık. Şu anda fiyatlar aşağıya doğru gidiyor. Hani genelde bir curve vardır böyle tüketimin arttığı dönemlerde artar sonra aşağı doğru iner. O dönemi yaşıyoruz. Aslında çok büyük bir maliyet artışımız olmadı ama bunları fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kaldık artışların bir kısmını. Gıdadaki kadar korkunç değil. Hani gıdada çok yüksek oldu. Tüm dünyada anormal bir sıkıntı var. Bizde o kadar yüksek değil ama bir miktar artışlarımız oldu. Tabii Koroplast'ın şöyle bir gücü var. Lider marka pozisyonunda eğer kategoriyi yönetiyorsanız, tüm reyonlarda, raflarda perakendeciyle birlikte iş ortağıysanız fiyat belirlemek ve fiyatı maliyetlere göre ayarlamak da sizin sorumluluğunuzda, yükümlülüğünüzde oluyor. Çünkü Koroplast dışında bu kategoride 180 tane daha yerel ya da ulusal marka var. Her ne kadar pazar payları çok düşük de olsa o markalarda sizin fiyatınıza bağlı kendilerini konumlandırıyorlar ve hani onların da yaşayabilmesi için doğru hareket etmemiz lazım. Piyasa doğru yapıcı, hareketleri piyasa yapıcı haliniz de var. Evet. Peki tam da işte buradan yola çıkarak şimdi değerli yatırımcılar için, yeni ortaklarınız için belki de şirketin son dönemde başta karlılık olmak üzere rakamsal verilerini sizden alabilir miyiz? Nasıl bir gelişim gösterdi şimdiye kadar, halka arz sürecine kadar? 2020 ve 2021 yıllarına baktığımızda %46 ciro büyümesiyle 407 milyon TL net satışlarla yılı kapattık 2021 yılını. 2020, %46'lık bir büyümeyle. Evet, %46'lık büyümeyle. Karşılık geliyor bu. 2022 yılına baktığımızda ilk 6 ay benzer paralelde gidiyor. 2021'de yaptığımız o büyüme rakamına paralel 22'de de beklentilerimiz var. Şimdi kategori doymamış bir kategori. Hani bundan bahsettim. Bizim pazar payımız %50. Biz tüm davranışımızı, tüm yatırımımızı kategoriyi genişletmek ve hane penetrasyonunu artırmak ve tüketim alışkanlığını pekiştirmek üzerine kuruyoruz. Pazarın en büyük oyuncusu olunca da o büyümeden faydalanıyoruz. Tüm yatırımımız bunun üzerine. Ve burada da doğru işler genellikle yapıyoruz. Böyle midir? Mesela son 10 yılda yine böyle yani %40-50'lik büyümeler mi var? Hani benzer şekilde. Pazar doymamış dediniz ya. Evet. Dolayısıyla bir büyümede beklenir. Orada da benzer beklediğiniz bir büyümeyle karşı karşıyayız. Aynen öyle. Şimdi bir şey oldu. Mesela Perakende Yasası'nda bir market poşetlerinin paralı olması durumu var. 2019 yılında hane penetrasyonları %34'lerdeydi. Bu birdenbire %50'lere yaklaştı. Orada tabii pazar biraz daha 2019-2020 geçişinde biraz daha iyi büyüdü görece. Ama şimdi marketten de yeterli poşet alamayınca dönüp poşet satın almak zorunda mı kalındı, öyle mi? Tabii şimdi aslında market poşeti çöp torbası kategorisinde bir ikame ürün. Her ne kadar aynı işlevi görmese de sıkıntılı, çünkü biri taşıma amaçlı yapılıyor, öbürü çöp atı için yapılıyor. Hani birinde sızdırmazlık çok önemli, öbüründe de işte tutunca kopmaması çok önemli. Yani. İki filmi de farklı özellikle yapmalısınız. Tüketici birini birinin yerine koyarken yani iç içe 2 tane koyarım, 3 tane koyarım ama sudur bu, iğne deliğinden geçer. Yani sıkıntılı bir durum. Çöp torbasına upgrade olan, çöp torbası kullanmaya başlayan hanelerin tekrar vazgeçmesi bu yüzden pek mümkün değil. Yani hane penetrasyonu aynen devam ediyor, satın alım sıklıkları aynen devam ediyor. Ve hani burada da olması gereken normal modern hayatın gerekliliği olarak bir atık ayrıştırma dönemi başladı, biliyorsunuz. Tabii. Aslında 2005 yılında başladı bu süreç. Gayet de iyi gidiyor galiba. Bizim çevremizden gözlemlediğimiz, gayet vatandaş o sürece uyum sağlamış durumda ki öyle bir beklentimiz de yoktu. Ama çok hızlı bir şekilde o beklentilere karşılık verdi vatandaş sanki. Öyle gözlemliyorum ama doğru mudur? Doğru. Biz 40 yıldır hep şunu söyledik. Dedik ki her atık çöp değildir. Hani atığı ayrıştıralım. Çünkü her ne kadar ülkemizde petrokimya tesislerinde yatırımlar son yıllarda artıyor olsa da hala ithalatçıyız burada. Hani Petkim'in kapasitesi ve şu anda yurt içinde üretilenler sınırlı, yetmiyor. Çünkü büyük bir endüstri var. Tabii burada bütün bunları yaparken, bu ihtiyaçlara cevap verirken döviz ödeyerek bu ham maddeyi alıyoruz. Bunun zayi olmadan tekrar geri dönüşebiliyor olması lazım. Biz ürünlerimizin büyük tamamı geri dönüştürülebilir plastikten üretiyoruz. Ve çok hani önemli. bir plastik 8 kere 9 kere geri dönüştürülebilir. Artık 15-16 olduğunda da hani o gördüğünüz araba tamponu, ayna kabı, yani bu tür sert plastiğe dönüşür ve asla o yok olmaz. Bir hani bir 50 yıl 40 yılda öyle gider. Tekrar araba tamponu olur ondan. Evet. Tekrar başka bir şey olur. Aslında geri dönüştürebildiğiniz sürece, ayrıştırabildiğiniz sürece, doğada serbest salınımına izin vermediğiniz sürece plastik doğayı çok da kirletmez. Doğayı insan kirletir. Hani insan eğer bu bilinçte değilse, bugün Almanya bu işe bizden çok önce başlamış ama 35 yılda kaynağında ayrıştırma işini %85'lerle çözmüş, artık kaynağında ayrıştırabiliyor. Az önce bahsetmek istediğim şuydu. Koroplast tarafında, hani Türkiye'de bu geri dönüştürme ile ilgili projeler şu son dönemde çok hızlandı. Buna bağlı hani evlerde bir atık ayrıştırma torbası, bir de evsel atık torbası var şu anda. Cam atıklarımızı da götürüp işte kumbaralara atıyoruz. Bu işleve, bu mevcut pazara baktığınızda hani bir de burada büyüme potansiyeli var. Hani her evde 2 torba çıkma potansiyeli var. Onlara da hızlı bir şekilde dediğim gibi uyum sağlıyoruz esasen. Evet. Söyledikleriniz hiç yabana atılır değil de yapmamız da gereken şeyler aslında. Hani Avrupa ülkelerine oradaki başarıya bakıldığında, çevreye etkilerine bakıldığında gerçekten o konuda duyarlı olmamız çok çok gerekli. Ben şimdi şirketin biraz yatırımcıların çok merak ettiği şeyleri sormaya çalışıyorum sizlere. Şirketin finansal durumu nedir? Yani borçluluk durumu nedir? Buna bağlı olarak karlılık durumu nedir? Biraz önce gerçi sordum. Ciro ve büyümeden bahsettiniz ama dolayısıyla hani finansal durumu nedir? Onu biraz açarsanız çok memnun olurum. Şimdi hani ben ciro kısmını söylemiştim. Yaklaşık %20 ile 25 arasında FAVÖK marjıyla çalışan bir şirket burası. Yani faiz, amortisman, vergi öncesi kar bu. Evet. Ya faaliyet karı gibi. Faaliyet karı. Evet. 20'nin üzerinde, 25'e yakın. Dönem 25'in de üzerinde oluyor. Şeye baktığımızda, şirketin borçluluk oranına baktığımızda FAVÖK, yani faaliyet karını borca böldüğümüzde 1.2, yani çok sağlam bir finansal yapıdan bahsediyorum. Ayrıca biz bu halka arz gelirlerinin bir kısmıyla, sermaye artırımı kısmıyla bir borç kapaması da yapacağız. Ondan sonra şirket sıfır borç haline gelecek ve temettü... Borcun tümünü mü kapatacaksınız? Evet. Tümünü kapatacaksınız. Evet. İşte normal operasyonel giderler için kısa vadeli günlük belki bir takım krediler kalır ama onun dışında tamamı kapanacak. Biz izahnamemize de yazdık. Dağıtılabilir net karın minimum %25'ini dağıtmayı taahhüt ediyoruz. Temettü vereceksiniz. Evet. Orası da yatırımcılar açısından çok önemli. Burası bir temettü şirketi olacak. Çünkü arkasında 40 yıllık bir yatırımım var. Olgunlaşmış bir yatırım ve büyüme potansiyeli olan bir pazar var. Genişleme potansiyeli olan bir pazar var. Bundan sonra artık kapasite artışı için yapılacak yatırımlar genelde daha küçük miktarlı ve fonlanabilir, kendi içinde fonlanabilir yatırımlar olacak. O yüzden gayet iyi bir duruşumuz var orada. Evet, özellikle temettü dağıtılması konusu çok önemli. Buraya gelen uzmanlar da, programımıza gelen uzmanların sık sık dile getirdiği, mutlaka temettü dağıtılması konusunu böylece siz de şirket olarak, Borsa İstanbul'un yeni şirketi olarak gündeme getirmiş olacağız. Yani siz de bunu hayata geçireceksiniz. Bu yatırımcılar açısından dediğim gibi önemli. Unutmadan halka arz gelirinin bir kısmıyla borcu kapatacaksınız ama daha sonra yani o bir kısım, eğer kaçırdıysam özür dilerim ama yüzde kaçıyla borç kapanacak? Geri kalan tutar ne yapılacak? Şimdi bizim halka arz sürecimiz iki basamaklı. Bir kısmı sermaye artırımı, bir kısmı da hisse satışı. Koroplast'ın ana ortağı Korozo Grup kendi tarafında bir hisse satışı yapıyor. Koroplast tarafında da biz elde ettiğimiz gelirin tamamıyla borç kapaması yapacağız. Ve hani bu aslında finansallarımıza katmış oluyoruz bu parayı. Çünkü şirket sıfır borçla tekrar borçlanabilir ve yatırım yapabilir bir kıvama gelecek. Ar-Ge, Ür-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Projelerimiz var. Bu projelere bağlı ileriki dönemde yatırım içinde önü açılmış olacak. Hani bütün bunlara baktığımızda hakikaten çok sağlam bir finansal yapıdan bahsediyorum şu anda. Ana sermaye ortağımız da öyle zaten. Hani siz de başta bahsettiniz, Türkiye'nin ilk 500'ü içerisinde 164. sırada, üretimden satışlarının %75'i yurt dışına. Hani bütün bunlar bir araya gelince sağlam bir yapıyı konuşuyoruz. Evet, evet. Şöyle bir sorun vardı esasen, yani temettü potansiyeliniz ne diye. Şimdi bir söz verdiniz, izahnamede de yazdık dediniz. %25'ini en az dağıtılabilir karını dağıtacağız diye. Ama şimdiye kadar temettü potansiyeli şirketin ne oldu? Biraz daha yatırımcılar için açarsak ve bundan sonraki dönemde de sizin, yani en az %25 ama dağıtılabilir karın. Sizin genel müdür olarak tahmininiz nedir? Nasıl bir temettü politikanız olur? Şimdi ana sermaye ortağı Korozo grubunda tavsiyesi ve beklentisi o yönde. 25'i biz oraya minimum bir değer olarak yazdık. Bir defa. O önemli. Yani onun altını çizelim yani, biraz. Evet. O 25'in dağıtacak şekilde algılanmasın. Tabii. Yani bu bir taahhüttür. Hani burası bir temettü şirketi. Bunu bilin diye yazdık. Bunun çok daha üzerinde olacak. Çünkü Korozo grubunda beklentisi buradan bir temettü elde etmek. Ve hani bir rakam veremeyeceğim ama bu muhtemelen çok daha iyi olacaktır diye. Daha yukarıda olacak. Peki potansiyelden bahsettiniz, büyüme potansiyelinden bahsettiniz ama şirketin bize, yani şimdi borsa halka açılınca rakamlar çok önemli oluyor tabii, yatırımcılar açısından da önemli oluyor. Büyüme potansiyeli rakam verirsiniz nedir ve 2023 sonu hedefleriniz nedir? Şimdi aslında böyle 5 yıllık planlar yaparız biz. 5 yıllık planlara baktığımızda hani geçmişte bir büyüme potansiyelinden bahsettim size. Hani bir ayak izine bakmak lazım geleceğe. Tabii görürken. O ancak öyle tahmin edebilirsiniz. Şimdi biraz da hani böyle bir eşikteyiz. Farklı bir yapının içerisinde halka arz oluyoruz. Bir takım kurallar var. Rakam veremeyeceğim size ama şunu net söyleyebilirim. Biz verebildiğiniz bugün, neyse artık. Biz, yani ne kadar verebiliyorsunuz. Biz bugüne kadar hani böyle hep ne yaptıysak onu yapacağız. Hani çünkü hani 46 büyümüş 20'den 21'e. Hani benzer 2022'de bekliyoruz, 23'te bekliyoruz. Bundan sonraki de benzer bir süreç olacak diyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü geçmişte de hep öyleydi. Evet. Peki şimdi halka arz bizim için, benim için büyük bir adım. Şirketler açısından büyük bir adım. Dolayısıyla halka arz olduktan sonra işte belki kısa dönemde anlattınız beklentileriniz ama uzun dönemde de nasıl bir şirket hayal ediyorsunuz? Şirket halka açıldıktan sonra ne olacak? Nasıl bir şirket haline gelecek? Şimdi kurumsal bir yapıdan bahsettim size. Şeffaflıktan, izlenebilirlikten bahsettim. Şimdi biz bunu kamunun denetimine açıyoruz. Bu çok değerli. Ve, yani belki de bir profesyonel olduğum için, bir patron olmadığım için böyle bakıyorum hayata. Bu bir olgunluk aslında. Bu daha titiz ve daha verimli çalışmamızı getirecek. Şimdi bu izlenebilir yapı ve bu kurumsal çatı altında halka arzdan sonra ben Koroplast'ın gücüne güç katacağına inanıyorum. Koroplast tarafında biz şirket olarak çok daha güçlü duracağız. Çok daha inovasyona dayalı büyümeleri ve potansiyelimizi çok daha iyi değerlendireceğiz. Ben bu yapıyla hani süreç tamamlandığında çok daha pozitif ve gelişmeye açık, yatırım yapabilir bir şirket görüyorum. Evet. Hayallerim de o yönde. Peki. Umarım hayalleriniz gerçek olur. Şu soru çok hoşuma gidiyor. Yatırımcılar size neden ortak olsun? Şimdi bu halka arza hazırlık sürecinde talep toplayacaksınız. Gerçi yani ben sizin anlattıklarınızdan bir şeyler edindim. Ama yine de yani bunun cümlesini kurarsak size neden ortak olsunlar? Siz ne vaat ediyorsunuz? Şimdi satın almadan en son tüketim noktasına kadar bu işi bilimsel anlamda mükemmel yapan bir şirketi konuşuyoruz, Koroplast. Ve hani tedarik sürecinde dünya devleriyle çalışan, çok yönlü bir tedarik planlaması olan, çok iyi bir IT yatırımı olan, işte 20 yılı aşkın bir süredir SAP kullanan ve bunun yanında hani bütün bu izlenilebilirliklerin yanında şirket içerisinde üretim hatlarında çok tecrübeli bir ekip ve yine buna bağlı işte Kaizen projeleri, üretimde bir takım optimizasyonlar, sürekli iyisini arayan bir maliyet optimizasyonu ile çalışan bir üretim hattı ve çok güçlü de bir satış ve pazarlama ağı olan, hani en güçlü kası belki de burası. Türkiye'de 52.000 noktaya kontrollü giden, bugün AC Nielsen rakamlarıyla %90'ın üzerinde ağırlıklı penetrasyonu olan bir markayı konuşuyoruz. Yani Türkiye'de her satış noktasında olan bir markayı konuşuyoruz. Bütün bunlara baktığımızda hani potansiyel var, iyi çalışan bir makine var, tedarik süreçlerinde uzmanlaşmış, üreten, satan, dağıtan ve %100 bilinirliği olan bir marka var. Bütün bunlara baktığımızda hani ben de şimdi sorayım, neden yatırım yapılması? Yani böyle sağlam bir yapı varken. Bu sermaye piyasaları varken ve bu sermaye piyasalarında böylesi bir şirket varken neden olmasın diyorsunuz. Peki bize bir halka arza ilişkin rakamları verebilir misiniz? Yani şirketin yüzde kaçı halka arz ediliyor? Bunlar gerçi daha önce basın açıklamalarınızda açıkladınız, biz de yazdık vesaire ama gene de siz buradan söylerseniz çok memnun oluruz. Yani halka arz fiyatı ne, halka arz edilecek hisse miktarı, dolayısıyla halka arz oranı ne olacak? 150 milyon olan sermayemiz, nominal sermayemiz 174.6 milyon çıkıyor. Ve burada 24.6 milyon adet pay satışı direkt sermaye artışı olarak yansıyor. Toplamda nihai olarak baktığımızda %38,5 halka arzı olacak. Bunun üzerine halka arz büyüklüğünü 367 milyon TL olarak hesapladım ben ama öyle mi? Evet. Doğru. 4.68 TL pay değeri var. Evet. Ve işte eğer fazla talep gelirse bir ek satış olacak. Bununla birlikte %45'e kadar ulaşacak bir büyüklükten bahsediyoruz. Evet. Peki talebin nereden gelmesini bekliyorsunuz? Önce tabii siz ayırmışsınızdır satışlar nereye yapılacak diye. Beklentiniz nedir? Şimdi beklentimiz şu. %40'ı kurumsal iç yatırımcıya, %10 kurumsal dış yatırımcı var. %25 büyük bireysel beklentimiz var ve %25'te bireyselden nitelikli yatırımcı anlamında mı büyük? Evet, nitelikli yatırımcı anlamında büyük bireysel var. Bütün bunlarla yapıyı toplayacağımızı zannediyoruz. Aslında beklentileriniz de bu yönde midir? Beklentilerimiz de bu yönde. Görüşmelerimiz de çok pozitif geçti, iyi geçti. Hani iyi giden bir süreci ve yapıyı konuşuyoruz ve ben iyi de sonuçlanacağını düşünüyorum. Hı. Hani o ek kısmını da yapabileceğimizi, o mukadderatta olduğunu markanın ve şirketin düşünüyorsunuz. Son sorum şöyle olsun. Bundan sonra halka açılacak şirketler için de önemli. Bu Türkiye'nin sermaye piyasaları açısından da önemli bir soru. Sizin grup şirketiniz Türkiye'de ISO 500 içerisinde 164. sırada, önemli bir noktada. Biz de şimdiye kadar hep yani bu ISO 500, ISO 1000 şirketleri neden halka açılmazlar diye sürekli bu programlarda, diğer programlarda da soruyoruz. Çünkü sermaye piyasalarının gelişmesi açısından önemli. Size şu soruyu sorayım. Şirket şimdiye kadar neden halka açılmadı, neden şimdi halka açılmayı gündemine aldı? Şimdi bir takım beklentilerimiz vardı ve hani yapmamız gereken ödevlerimiz vardı. Hı. Öncelikle ödevlerimizi tamamlamamız gerekiyordu. Hani dedim ki kurumsallaşma çalışmalarına 2007'de başladık, 2010'da bitirdik. Ardından Koroplast'ı bağımsız bir şirket haline getirdik 2017'den sonra. İşte üretim hatlarını birleştirdik, makineleri aldık ve bu yapı hani bağımsız, yönetilebilir bir şirket haline geldikten sonra da bir olgunluğa ve bunun ispatı gerekiyor. Aslında bu süreçlerin hepsi peyderpey olması gerektiği gibi gidiyor. Öncelikle ben de sizin söylediğiniz gibi düşünüyorum. Tüm şirketlerin halka açılması, buranın daha zengin bir portföy olması, Türkiye Menkul Kıymetler Borsası'nın daha zengin bir portföy olması ve ileriye dönük bunların halkla paylaşılması kadar değerli bir şey yok. Sermayenin tabana yayılması için, ekonominin daha iyi gelişmesi için, değil mi? Biz bu son 10 yıllık sürede ödevlerimizi yaptık. Şirketimizi bu yapıya ulaştırdık. İzlenebilir, şeffaf, açıldıktan sonra da hesap verebilir bir konuma getirdik ve bugüne kısmetmiş, bugüne kaldı. Evet. Ama önce ödevleri yaptık, daha sonra olması gereken buydu. Bunu yapıyoruz. Bugün süreç bizi buraya getirdi. Bugün halka açmamız gerekiyor diyorsunuz. Peki benim sorularım bu kadardı. Sizin ekstra olarak hem izleyenlere hem sizin yeni ortaklarınıza söyleyecekleriniz varsa son söz olarak buyurun lütfen sizi dinliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin nihayete erdiğinde herkes için bol kazançlı ve memnuniyet getirmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Umarız. Bizim de dileklerimiz sizinle aynı. Çok sağ olun yeniden. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ olun. Efendim Yatırımcı Rehberi Halka Arz özel programının sonuna geldik. Konuğumuz Koroplast. Bu hafta halka arz edilecek olan Koroplast'ın genel müdürü Bekir Türkoğlu'ydu. Koroplast bu yıl Borsa İstanbul'daki 26. halka arz olacak. Tekrar bunu belirtmekte fayda var. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.